Emir, ben aslında... Gittiğini sanmadım. Seni görünce bir bakayım dedim. Ben Gülperi ile vedalaşmadan gitmek istemedim. Neyse, ben artık gideyim. Kendine iyi bak canım. Bir şey mi oldu? Tülay bir şey mi dedi? Tüm o mağdur pozların, acındırmaların bunun içinmiş demek. Emir beni istemiyor. Seni seçti. O artık senin koca. En başından beri amacın buydu değil mi? Ha? İlmek ilmek ördün ağını. Zavallı, mağdur, ürkek ayağına evin içine kadar girdi. Meğer sen ne sinsi bir yılanmışsın. Ne konuştunuz az önce? Hiçbir şey. Bir dakika. Bilmen gereken şeyler var. Benden duymanı istediğim şeyler. Biz Tülay'la konuştuk. Ve yollarımızı ayırdık. Ben böyle olsun istemedim. Bunu yapmadan... Doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Olması gerekeni yaptım. Hepsi benim yüzümden. Ay, bitmedi bir türlü konuşmaları. Tabii konuşacakları çok şey var. Bir kere nişan yarım kaldı. Onu halletmek lazım. Ay, çok işimiz var Oya, çok. Ya, Tülay bile senden daha sakin yenge. Lütfen biraz sakin ol. Emir'le Tülay eski günlerine geri dönecekler. Biz de eski düzenimize kavuşacağız. Ay, ne bileyim, içim içime sığmıyor ki. Emir? Tülay nerede oğlum? Melike abla, bir gelir misin? Gelsin, anlatacağım anne. Otur lütfen. Son zamanlarda hiç hesapta olmayan çok zor şeyler yaşadık. Sonuç olarak hayatımıza kaldığımız yerden devam edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Düşünmem ve bazı kararlar vermem gerekiyordu. Evet, biraz zor oldu ama sonuç olarak bir karara vardım. Boşanma meselesi bir sonuca bağlanamadı. Yani bu evliliğin ne kadar süreceği de belli değil. Evet, kabul ediyorum. Bu süreçte en çok yıpranan da Tülay oldu. Bu durumun onu daha fazla üzeceği açık. O yüzden onu hem daha fazla üzmek hem de bir belirsizliğin içine hapsetmek istemiyorum. Öte yandan da genç bir insanın hayatı söz konusu, biliyorsunuz. Melike abla, biz Tülay'la konuştuk. Ayrılmaya karar verdik. Onu da, seni de kırmak isteyeceğim en son şey, bunu biliyorsun. Hakkınızda hayırlısı olsun oğlum. Ben senin yüreğini biliyorum. Bu kadarı çok fazlaymış. Çok fazla. Biz burada senden güzel haberler beklerken sen gelmiş neler anlatıyorsun bize? Allah aşkına, olacak şey mi bu? Oya, sen de bir şeyler söylesene. Anne, dediğim gibi
Ben zor da olsa bir karar verdim. Ve bundan sonra gereken neyse sadece onu yapacağım. Sen de daha fazla üzme artık kendini. Bir de kendimi üzme diyor. Mert, çok üzgünüm. Çok feci bir yanlış anlaşılma oldu. Hani bana çok inanıyordun? Hani ben yapmazdım? Ne oldu? Beni suçlamak kolayına geldi, değil mi? Mert, ben... Artık bırak peşimi. Suçlular hep suçlu kalır. Mert. Kemal. Nalin. Sen iyi misin? Ne bu halin? Annen söyledi burada olduğunu. Anlat hadi, yine ne yaptı? Ben çok büyük bir hata yaptım. İfademi değiştirecektim ama o yapmamış. Suçluyu bulup getirmiş. İfademi değiştirdiğimi öğrendi. Ama kim olsa öyle zannederdi. Bütün işaretler onu gösteriyordu. Kendini suçlama bunun için. Ona güvenecektim. Ben yapmadım dedi ama ben inanmadım. Beni hiçbir zaman affetmeyecek. Daha yolun başındayken onu hayal kırıklığına uğrattım. Çok kızdı, çok bozuldu. Tülay'la konuştuk ve yollarımızı ayırdık. Emir beni istemiyor. Seni seçti. O artık senin kocan. Ben böyle olsun istemedim. Kimsenin düzeni bozulsun istemedim. Allah'ım affet beni ne olur. Ah aldım, beddua aldım. Olacak namussuz gibi. Soyumuza kara çalarsam önce şu veletten başlarım. Ana, kardeş, akraba. Yaptığım bütün namussuzlukları kocamdan çıkartırım, haberin olsun. En sonunda senin de bana sıkar. En son. Eğer boşanırsan, bu evi terk edersen esas cehennem nasılmış sana gösteririm. Senin de o İstanbul'un da arkasında hiçbir şey kalmam.
Dikkat et. Cama basacaktın. Hasan amcayı görmeye gideceğim. Tamam. Önce bir konuşalım, sonra gidersin. Acelesi yok. Duruma bakılırsa bir süre daha buradasın. Ne kadar kalacağın da belli değil. Bak, bu şartlar altında. Bu şekilde yaşamana daha fazla izin veremem. Belki bir dolaba, ne bileyim, uyumak için daha doğru düzgün bir yatağa falan ihtiyacın var. Odunluk faresi. O kuş kadar beyninle emiri benden alabileceğini düşündün, öyle mi? Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin. Emir. İyi. Yengeciğim, biraz kendi haline bırakabilsen keşke. Çok üstüne gidiyorsun. İçim rahat etmiyor. Tülay, nasılsın kızım? İyi. Böyle bir durumda ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim. Çok zor şeyler yaşadın. Çok sabrettin, biliyorum. Hak ettiğin bu değildi. Emir'i... Siz bunları düşünmeyin. İnkar edemem. Gerçekten çok üzüldüm. Ama Emir'in kararlarına saygı duyuyorum. O böyle olmasını uygun gördü. Emir en çok seni düşündü. Hayatına engel olmak istemedi. Ben böyle hayal etmemiştim. Neyse. Kusura bakmayın, ben kendimi tutamadım. Siz düşünmeyin bunları. İnsan her şeye alışır. Ben de alışacağım. Hayır kızım, bunu duymamış olayım. Hiçbir şeye alışmayacaksın. Her şey eskisi gibi olsun diye ne lazımsa ben yapacağım. Olanlar yanlıştı. Ama böyle devam etmeyecek. Dediğim gibi, Emir'in kararına saygı duyuyorum. Yeni bir sayfa açacaktık, olmadı. Zorlamanın anlamı yok. Duymamış olayım bunu. Bak, senin arkanda ben varım. Her şey düzelecek. Bak, şimdi bana söz vereceksin. Çiftlikten ayağını kesmeyeceksin. En kısa zamanda görüşeceğiz. Cavidan teyze, lütfen. İtiraz edersen beni üzersin. Sizin hatırınız için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bak, ben bu konuda itiraz kabul etmiyorum. Madem buradasın, bir düzenin olacak. Buranın bir elden geçmesi gerekiyor. Sadece toparlamak yetmez. Daha güvenli hale de getirmek lazım. Yerdeki camlara dikkat et. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Bak, bir ay ya da iki ay. Belki de bir yıl, bilmiyoruz. Burada kalacaksan eğer, bu şekilde olmaz. Olur. Daha kötüsünü de gördüm. Sen yapacağını yaptın. Başka bir şey istemiyorum. Bak, Tülay'a üzüldüğünü biliyorum. Senin için de, onun için de en doğru olanı buydu. Düşünülmemiş bir karar olduğunu zannetme. Herkesi mutlu edecek. Başka bir yol olsaydı eğer, onu yapardım, inan bana. Dikkat et, elini kesmişsin. Hasan amcaya bakacağım. Ana kız, beraber çay içek. Ha kızım? Hala eve gelmedi.
Ne olur kızım, bu kadar özünü üzme. Nasıl üzmeyeyim anne? Haksızlık ettim ona, yalnız bıraktım. Bak kızım, bu uşak hırsızlık yaparken yakalandı. Polisler gelip bilgisayarı onun otağında buldu. Sen ona çok inanmıştın. Bakkanlı kıyafetlerini görmeseydin hele de inanmaya devam edecektin. Bundan başka ne fikirleşebilersen ki? Mert de öyle söyledi. Suçlamak kolayına geldi dedi. Suçlular hep suçlu kalır. Haklı. Kendini göstermeye izin vermedik ki. Bilip bilmeden yargıladık. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Ama bu uşak başına buyruk bir uşaktır. Kötü demirim ama kanı deli akır. Onu fazla koruyamazsın ki. Bak hele indiye kadar ortada yoktur. Benim yüzümden eve gelmiyor anne. Belki de başı belaya girecek. Toparlayayım derken her şeyi mahvettim. Narin, hadi kalk gidiyoruz. Kemal, sonra gitsek çok yorgunum. Hadi dedim. Nereye? Bundan önceki meselelerde ayrı gayrımız olmadı. Mert konusunda da olmayacak. Ne yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız. Mert'i aramaya mı? Geldiğin yer kötüyse, üstün başın eskiyse bitti. Ağzında kuş tutsan faydasız. Mert kenar mahalle çocuğu. Mert hırsız, Mert kötü. Hiç de öyle değilsin. İş istersin vermezler. Sonra neden bu işleri yapıyoruz? Sanki ben bayılıyorum. Ya annem hastaydı annem. Az evde otursun dinlensin diye köpek gibi çalışmak zorundaydım. Annem öldü, onların gözünde yine üzülmeye hakkım yoktu. Moralim bozulurdu, isyan ederdim. Hop yine Mert kötü. Bu dünyada yalnız başıma kalmışım ben be. Yalnız değilsin ki. Ben varım. Beraber gideceğiz. Gemilerden birine binip gideceğiz. Onlar zengin. Senin duygularını, senin hayatını ne bilsinler? En başından beri sevmemiştim zaten. Şimdi nefret ediyorum. Doktor inanıyormuş gibi poz kesti bir de. Az kalsın salak gibi inanıyordum. Sana haksızlık ettiler. Sen de bundan sonra ona göre davran. Seni üzmelerine izin verme. Orayı silmiştin kızım. Bu lazım mı? Lazım kızım. Kalsın o. Gözlüğünü kaldırayım mı? Yok kızım, kalsın ola. Bütün evi süpürdün de aklındakileri süpürebildin mi bari kızım? Geç bakayım, otur şöyle karşıma. Geç. Bak kızım, bütün evin kirini, tozunu bu halının altına süpürürsün. Ama yine de bilirsin ki orada, halının altındadır. Rahatsız eder, huzur vermez kızım. Tek çare onu kaldırıp çöpe atmaktır. Değil mi kızım? Öyleyse anlat bakalım. Nedir senin derdin? Belli ki bir şey olmuş. Yok, yok bir şey. Ben bakayım. Emiroğlu, hoş geldin. Buyur otur.
Hasan amca, benden bir isteğin yoksa ben gideyim. Uğrarım sonra. Bize iki çay koyuver de öyle gidiver kızım. Sana zahmet. Nasılsınız amca? Daha iyiyim çok şükür oğlum. Açık oldu. Konuşmak istediğim bir konu vardı. Olur oğlum, konuşalım. Unutmadan ben şu ilacımı bir alayım da öyle konuşalım. Tamam, ben su getiriyorum. Bu da demli oldu sanki. Nasıl içiyor ki? Demli içerim ben. Şekersiz. Tekrar doldurmana gerek yok. Eve gelmemeliydik Kemal. Yanlış yaptık. Bakabileceğimiz her yere baktık. Ortadan kaybolmak istiyor. Vakti sırasına ceza veriyor. Cezalandırıyorsa da haklı. İfademi değiştirmeye kalktım. Yapmamalıydım. Sen sadece yanıldın. Bu bile Mert'in gerçeğini değiştirmiyor. Tamam, bilgisayarı çalmamış olabilir ama aldığı kişi arkadaşı. Kötü bir çevresi var. Bu konuda hemfikiriz sanırım, öyle değil mi? Evet öyle de yine de... Her zaman böyle olaylar yaşamaya devam edecek. Bir insanın çevresini değiştirmesi o kadar kolay değil. Bunu kabullensen iyi olur. Mert, geldin mi? Neredesin sen? Kötü arkadaşlarımın yanındaydım. Bunu artık kabullensen iyi olur doktor. Mert! Yanlış anladı. Gidip konuşacağım. Bak, söyleyeceğin hiçbir şey anlayacak durumda değil. Ayrıca ben de sabrımın sonundayım. Eğer yine sesini yükseltip bağırıp çağırmaya kalkarsa hiç istemeyeceğim şeyler yapabilirim. Haberin olsun. Çevrem kötü diye hep böyle kalacağım ha. Başınıza hep bela getireceğim. Sana haksızlık ettiler. Sen de bundan sonra ona göre davran. Seni üzmelerine izin verme. Görün bakalım kötülük nasıl bir şeymiş. Alo. Sana uygun bir iş var. İyi para kaldırırsın. İlgilenir misin? Hadi kalk, mısır patlatalım. Sonra da film seyrederiz. Hani şu masalla defalarca seyrettiğimiz film vardı ya, neydi adı? Onu koyarız işte. Sen o filmi sevmiyorsun ki. Biz onu hep masalla izliyorduk. Bir şans daha vermeye karar verdim. Severim belki, belli mi olur? Sonra izlesek. Peki. Biz de böyle otururuz o zaman. Yalnız senden bir şey rica edeceğim.
bu gece olanları düşünme artık, tamam mı? Rahatla. Eninde sonunda anlayacak elbet. Onun iyiliğin için çabaladığını, uğraştığını. Evet, söyle. Diyorum ki, Mert'e bir hediye mi alsam? Onu önemsediğimizi anlasın yani, o yüzden. Daha şimdi konuştuk ama bu konuyu. Artık anlaşmalarımız birkaç saniye mi sürüyor sadece? Seni güzel yapan şeylerden biri de işte bu merhametin. Tamam, istediğin gibi olsun. Keşke bugün yatsak. Yarın kalktığımızda her şey düzelmiş olsa. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Her zaman da öyle olacak. Hasan amca, Allah rahatlık versin. Uğrarım yarın. Ellerine sağlık kızım. Sağ olasın. Senle konuşmak istemiştin oğlum. Biz istesek de istemesek de süresi belli olmayan bir yola çıktık. Bu durumda ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Konuşmuyor. Aklından ne geçiyor hiç bilmiyorum. Ve bu da işleri daha da zorlaştırıyor. Gülperi kendini suçlu hissediyor. Senin hayatını da zorlaştırmak istemiyor tabii. Ama bir çare de bulamıyor. Senden kaçması, konuşmaması bu yüzden. Sana bir şey söylemiyor mu peki? Bütün gün oradan oraya koşturup durdum. Tek laf etmedim. Evi temizledim. Sonra temizlediği yeri bir daha temizledim. Bir daha temizledim. Her şey bu zoraki evlilik yüzünden. Boşanmak ve onu başka bir ülkeye göndermek çözüm değilmiş. Onu anlamış olduk. Ben de bir yol bulmaya çalışıyorum. Tamam, aklımda bir şeyler var ama doğru mu emin değilim. Onu konuşmak istemiştim seninle. Nedir oğlum? Söyle. Hasan amca, Mardin'den birini bulsak diyorum. Şöyle sözü geçen, hatırı sayılır. Kasım'la konuşsa. Şimdi nereye giderse gitsin kızı rahat bırakmayacak. Belki böyle birini bulursak onun hatırına bırakır kızın peşini. Tamam, çok zor olduğunu, imkansız gibi gözüktüğünü biliyorum. Ama şu an için yapılacak tek şey bu. Yoksa istemediği halde nikahım altında kalacak. Doğru düşünmüşsün. Denemeye değer. Hatta ben böyle sözü geçen bilge birini tanıyorum. Onunla konuşuruz. Tamam. Ama sonuçlanmadan Gülperi'ye bir şey söylemeyelim. Şimdi boşuna ümitlenmesin. Zaten hayatı yeterince zor. Bana ilk geldiği günü hatırlıyorum da. 3 gün. 3 gün ağzını açıp bir tek laf etmedi. Bir lokma yemek yemedi. Allah'ım dedim kendi kendime. Bu yavrucak nasıl bir sınavdan geçti de bu hale geldi. Sen ona merhamet eyle. Karanlığını aydınlığa çıkar. Bir kelime etsin. Derdini anlatabilsin ki derman bulabilsin. Ferahlasın o yüreği dedim. Dualarım kabul oldu, biliyor musun? Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Sonunda bir iki laf etti. 2 lokma yedi. Kimselere diyemediği o kadar çok derdi var ki, olur olmaz yerde ayak altında büyüyen otlar gibi yavrucak. Tek başına hayata tutunmaya çalışmış. İnat etmiş, bugünlere gelmiş. Ama yalnız, kimsesiz. Ne sevgi görmüş, ne derdini soran olmuş. Böyle biri nasıl desin içindekini? Dememiş.
Onun gibiler zamanla öğrenir derdini dile dökmeyi. Her açmazın başı sabırdır oğlum. Sabrın da sonu selamettir. Yılların suskunluğu bir anda dile gelmez. Kim bilir, belki de günü zamanı geldiğinde insanlara güvenebileceğini öğrenir. Elbet o zaman acısını demeyi de öğrenir. Yine. Sağda günaydın Asi Uşak. Uyuyordum. Bir şey mi oldu? Üsküdar'a sabah oldu da daha ne olsun. Bak kahvaltı hazırdır ha. Öğlen yemeğin de hazırdır dolapta. Isıtır yersin. Kabı kacağı bırak oraya ben hallederim. Aç değilim. Acıkınca yersin o vakit. Bak Kıvırcığım'la Kemal Uşak'ım çıktılar. Münevver Hanım'la beni de sefer alışverişe götürecek. Aç kalınca kafan çalışmaz. Kafan çalışmadığı vakitte sonuçlarını görüyoruz yani. Daha iyi lafımı dinle. Siz daha sonuç vermediniz. Alo. Sana bahsettiğim iş vardı ya. Bugün halledebiliriz. Hemen buluşmamız lazım. Çoktandır buraya gelmiyorduk, iyi oldu. Çok özlemişim. Uzun zamandır baş başa kalıp bir şeyler paylaşmadık. Özlemen çok normal. Son zamanlar seni çok sıktım. Bir de ihmal ettim galiba. Sırf sen üzülme diye hayır demek isterdim ama yalan söyleyemem biliyorsun. Özür dilerim. Ben de çok normal davrandığımı söyleyemem. Hem kararlarını ön yargılı davrandım hem de Mert'in çok üstüne gittim. Hepimizin iyiliğini istiyorsun, biliyorum. Bence Mert de, biz de ikinci bir şans hak ediyoruz. Ciddi misin sen? Biz her şeyi yeniden başlayabiliriz. En başta birbirimize yeniden farklı gözle bakmamız gerekiyor. Geç kaldık sayılmaz. Her zaman beni mutlu etmeyi, gönlümü ferahlatmayı başarıyorsun. Beni her haliyle kendine aşık eden güzel karım mı söylüyor bunları? Ne işin var senin burada?
Patron gönderdi. Ortalık temizlenecekmiş. İstemiyorum. Git buradan. Vallahi ben de bayılmıyorum ama el mahkum. Patron öyle emretti. Git hemen. İstemiyorum dedim. Ne oluyor? Yardım edelim derken canımızdan olacaktık. Tamam, git sen. Aynı şekilde beni de kovmayı dene istersen. Ama bak, peşin peşin söylüyorum, hiçbir işe yaramayacak. En azından aldığım kararları uyguladığımı öğrenmişsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir şeye gerek yok. Sana bir şey istiyor musun diye sormadım. Eğer burada kalacaksan bazı kurallara uymak zorundasın. Kendi iyiliğin için. Ben başka iyilik istemiyorum. Sana iyilik yapıyorum demedim. Buradaki şartlarını iyileştirmemiz gerekiyor, o kadar. Uzatmaya gerek yok. Firgüz de artık hep bizimle mi yaşayacak? Evet oğlum. Uzun bir süre bizimle kalacak. Hayır, çok kısa sürecek. Uzun mu kısa mı anlamadım ben. Oğlum şimdi çok işimiz var. Daha sonra konuşuruz, olur mu? Ben de yardım edeyim baba. Bu güçlerimizi birleştirelim. Zaten bütün bunları sensiz yapabileceğimi bir an bile düşünmemiştim. Hadi bakalım. Oğlum sen önce şu küçükleri götür bakalım. Neden küçükler? Büyükler için gücüm yok mu yani? Elbette var oğlum. Sırada küçükler olduğu için öyle söyledim ben. Hadi bakalım. Büyük şeyleri taşıyabiliyorum. Aferin benim oğluma. Şimdi ben bunu alacağım baba. Olmaz o. Önce bu. Tut bakayım ucundan. Ortak, şimdi yardımına ihtiyacım var. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Buradan mı tutayım? Evet, ama çok sıkı tut. Düşürmememiz lazım. Havuz tarafındaki bu kapıyı aralık bıraktım. Salona girdikten sonrası kolay. Odalar şu tarafta. Anladın mı? Diğer odalarda ne var? Diğer odaları boş ver. İlk önce salonda ne var ne yok topla. Sonra yatak odası. Ne istersen alırsın. Güvenlik kameralarını halledebileceğinden emin misin? Benim kritik bilgisayar yeter mi? Merak etme. Dedim ya, kablosuz sistem kurmuşlar. Sızmak çocuk oyuncağı. Zaten hepsi evin dışında.
Oğlum şimdi valeyi vurduk ha. Ne zaman gidiyoruz? Çok vaktimiz yok. Ev boşken hemen halledeceğiz. Hadi. Yanımda emanet falan yok değil mi? Ya saçmalama. Ne gezer bende öyle şeyler? Tanımıyormuşsun gibi bir de. Tamam. Emin olmak istedim. Neyse yürü. Şu an donduramıyor muyuz? Çok iyi geldi. O zaman her şeyi iptal edip gün batımını burada seyrediyoruz. Efendim. Yarınki haliden mi bahsediyorsun? Tamam. Biz o dosyaya çalışmamış mıydık? Dosya tamamdı. Tamam anladım. Geldiğimde hallederiz. İhale şartnamesi değişmiş. Güncellenmesi gerekiyor. Vakit de yok. Anlaşıldı Kemal Bey. Daha en başından hayallerimiz suya düştü. Ama olsun, bu da güzeldi. Ben seni hastaneye bırakayım, oradan geçeriz. Ya hayır, gerek yok. Aradıklarına göre iş acil. Ben zaten önce eve geçeceğim. Eve mi? Niye? Mert'le konuşacağım. Tamam, bu kadar acele etme. Akşam birlikte konuşuruz. Ya öyle yaparsam aklım kalacak. Bak, yine seni üzmeye... Sanki ben bir şans gibi bir şeyler duydum. Her şey yeniden başlayacaktık. Yanlış mı duydun? Tamam, haklısın. Ama elimde değil. Söz konusu güzel karım olduğunda biraz hassaslaşıyorum sanki. Aklın kalmasın. Aklım kalır, o ayrı. Hadi gel. Oldu mu iş baba? Sayende ortak. Peri kızı gel hadi. Evin çok güzel oldu peri kızı. Tam bir peri evi. Bak bu senin peri yatağı. Artık ayakların üşümeyecek. Çiçekleri ben seçtim. Ben çok sevdim. Sen sevdin mi peri kızı? Babamın sana sihirli bir hediyesi daha var. Daha güvende hissedersin. Haberleri artık geç alıyorsun kardeşim. Ne oluyor abi, bir şey mi kaçırdım? Cavidan aradı. Biricik müstakbel gelinim sensin, arkandayım diyor. İşleri düzeltmek için söz verdi. Hadi ya. Niye şaşırdın? O odunluk faresini gelinim diye bağrına basacak hali yok ya. Gerçi ben de zaten harekete geçecektim. Desteği bonusu oldu. Vallahi bence sen biraz acele et abla. Niye? Ne oldu? Senin ex nişanlın odunluğu kendi elleriyle temizledi. Yeni eşyalar koydu. Gülperi'nin yuvasını yapıyor. Sen merak etme. Meydanı o yabaniye bırakacak değilim. Bu sihirli bir anahtar peri kızı. Canavarlar evine girmesin diye babam yaptı. Bunu da öcüne ben taktım. Daha bekleyecek miyim?
Bu anahtarları sakın kaybetme, tamam mı? Aynısından bir tane bende, bir tane de babamda var. Deniz atları birbirinden asla ayrılmazlar. Hadi bakalım ortak. Görev tamamlandığına göre dinlenme alanına geçebiliriz, değil mi? Evet, gücümüzü toplamalıyız. Sana oturmaya geliriz Feri kızı. Güvenlik kameraları tamam. Öyle kolay mı bu işler ya? Bana kolay. Şimdi sıra sende. Yürü eve. Eyvallah. Kendileri istediler. Her şeyi yap, sonra günah çıkar. Ne güzel dünya be. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama inan bana, ben kendime daha çok kızgınım. Senden tek ricam beni dinlemen. İnsanlar hata yapabilir. Bizim sana vermediğimiz şansı belki sen bana verirsin. Tüm kalbimle yanında olduğunu bilmeni istiyorum. Birazdan evdeyim. Yine kızacaksın biliyorum ama bu sefer çok kararlıyım. Seni yemeğe çıkaracağım. Durdu. Kapatmış. Emir beni istemiyor. Seni seçti. Onlara zarar gelmesin diye boşanmaktan vazgeçtiğimi bilmeli. Tülay. Kızım. Tülay.
İyi misin kızım? İyiyim. Birkaç evrak vardı. Onları imzalatıp gideceğim. Aç mısın? Yoksa kahve mi yapayım sana? Şimdi beni böyle görmesinler. Kimseyi üzmek istemem. Ben biraz toparlanayım, öyle geleyim, olur mu? Ah kızım. Bu halde bile başkalarını düşünüyorsun. Ne diyeyim? Allah gönlüne göre versin. Tamam. Nasıl istiyorsun öyle yap. Dünden de zor olacak. Sen de kimsin? Bir dakika. Dur. Çekil be. Kaçalım buradan. Yakalanacağız. Benim hala yüzüme bakabilecek kadar yüzsüz müsün? Ne var? Niye bakıyorsun? Çekil gözümün önünden. Boşanamazdım çünkü. Çünkü ne? Tehdit ettiler beni.